gece bir arkadaşla beraberdim, sağ olsun. Kırmadı, geldi anlattı her şeyi. Öyle işte. Vallahi verilmiş sadakan varmış birader. Arkadaşın yanında olmayaydı, ayva yediydin. Sorma ya. Hayır, benim anlamadığım birincisi bunu kim yaptı ya? Ama esas niye beni seçti? Kimin yaptığını biliyoruz. Ama niye sen onu biz de bilmiyoruz. Zafer denen o. Herifin marifeti bu. Ha. Şu bizim Bülent'ten bir şey çıktı mı? Buldunuz mu bir şey? Bülent sizlere ömür. Hadi ya. Poyraz geldi, burada. Senden başka ifade veren oldu mu? Bizim apartman görevlisi de geldi. Anlattı, görüntüleri de gösterdi. Biz öylelikle yırtmış olduk. Baban senin ifadenle Poyraz'ın çıktığını asla duymamalı. Ayşegül, bak hepimiz yanarız. Poyraz'ın senin evinde birlikte olduğunuzu açıklayamayız. Lütfen çok dikkatli ol. Tamam, belki baban sana bir şey demez. Ama Poyraz'ın hiç şansı yok. Bazen keşke öğrense diyorum ya. Saçmalama Ayşegül. Hadi kapatıyorum ben. Görüşürüz, iyi geceler. Hadi iyi geceler. Ayşegül'le beraber. Poyraz ve Ayşegül. Ayşegül abla. Nemenem mi bu? Ne mi bu? Nemenem. Nemenem bu. Keşke biz de söyleseydik. Nasıl ya? Bu bir kere dünyanın en güzel yemeğidir. Görüntüsünü hiç sevmiyorum ama. Ay pardon. Ben seni unutmuşum paşazade olduğunu. Tamam tamam. Ne yapalım? Artık yeriz bunu. Yazık yazık. Bir kere bu bizim milli yemeğimizdir. Sen babandan da bir şey öğrenmedin mi ya? Al ekmeği. Al al al. Kopar köşesini. Şöyle bir köşe yap bakayım. Ben şimdi. Geçmiş olsun Poyraz. Teşekkürler, sonra gidelim, sağ ol. Canım, biraz gelebilir misin? Şimdi olmaz, biraz işimiz var. Aslında konuşsak iyi olur, biraz önemli. İyi tamam, hadi. Kapıyı kapat. Baba, madem biliyoruz kimin yaptığını, bunun bir karşılığı olmayacak mı? Elbette olacak. Ama adımlarımızı dikkatli atmamız lazım. Bu Zafer denen adam tehlikeli. Acımasız, kurnaz. Senden akıllı değil ya baba. Orasını göreceğiz. Yalnız bu konuştuklarımız sadece burada aramızda kalacak. Buradakiler bilecek. Baba, Sadrettin. Hayır, o bilmeyecek. Ayrıca gözünüz üstünde olsun. Bu herif bir haltlar çeviriyor. Şimdi bu gece çıkın. Zafer denen herif bu uyuşturucu işini nerede, nasıl yapıyor öğrenin. Her deliğe gir. İlla ki bir iz bulacaksınız. Benim tanıdığım bir iki tane kulağı delik torbacı var. İsterseniz sorarım, soruştururum, öğrenirim bir şeyler. Biz de çıkar bakarız baba. İlla ki bir oltaya gelir. Hadi, hadi bakalım. Hadi rastgele. Sadettin, sana çok acayip bir şey söyleyeceğim. Söyle, neymiş o? Bu Poyraz nasıl çıkmış biliyor musun? İşte arkadaşı varmış o akşam yanında. İspat etmiş çıkmış. Evet, tamam ama hangi arkadaşı varmış?
Kızım nereden bileyim ben hangi arkadaşa? Allah Allah. Ayşegül. Ne Ayşegül'ü? Sadrettin bizim Ayşegül. Ay, kaç tane Ayşegül var ya? Ya bırak saçma sapan konuşma Songül. Ben ciddiyim. Ne diyorsun sen be? Ne oldu Paşazade? Sevdin galiba. Evet Ayşegül abla. Acayip yapmışsın. Ben daha önce böylesini yememiştim. Pizzaya beş basar bu beş. Oh. Ben nemenemi çok iyi yaparım. Eline sağlık. Afiyet olsun. Babam gelince film izler miyiz? İzleriz tabii ama filmi ben seçeceğim. Çünkü senin film zevkine hiç güvenmiyorum. Tamam tamam. Ama öyle Kung Fu Panda falan istemem ben. Babam geldi. Baba. Aa. Çiçek mi aldın bana? E ne yapacağım ki ben bunu? Oğlum bir düşün bakalım. Belki de çiçekleri sana almamışımdır. Hı? Doğru. Saçma olurdu zaten. Bence de. Götürecek bu çocuk beni. Çok güzel, teşekkürler. Yine o kadından aldın değil mi? Hangi kadından? Ya işte bir keresinde tutuklamıştın ya. Sonra bırakmıştın. Sonra bütün çiçekleri bedava almaya başlamıştın. Bana baksana sen. Senin dilin fazla uzadı bu aralar biliyorsun değil mi? Hadi içeri hadi. Çocuk işte. Hayal kuruyor, öyle bir şey yok. Baba, bana şey almadın mı? Ya sana daha ne alalım be? Her şeyin var zaten. Aç mısın? Bir şeyler hazırlayayım sana? İyi misin? Ya bazen bir soru ne kadar çok şeye cevap veriyor. Nasıl? Aç mısın diye sordun ya. Bu cümlenin benim için kıymetini bilemezsin. Gayet normal bir soru. Normal bir soru değildi. Böyle sanki... Seni seviyorum demedim başka bir yol gibi. Hala anlamam. Neyse şey, bilgisayarını kullanabilir miyim? Menemen. Oğlum kaç yaşına geldin? Hala düzgün Türkçe konuşmuyorsun. Güzel yapmış mıydı? Evet. Ben bunları geçen günde gördüm zaten. Yalnız başına bir şeyler konuşuyorlardı. Nerede gördün? Aşağıda salonda. Songül. Bak emin misin? İyi düşün. Bu dediğim var ya. Evet biliyorum Sadrettin. Babamın kulağına gittiğini bir düşün. Dur bakalım var mıymış böyle bir şey? Sadrettin, sana duydum diyorum. Sema konuşurken kendi kulaklarımla duydum. Ha tamam diyelim ki aralarında hiçbir şey yok. Yalan söylediler. Neden? Var bunda bir şey. Baba, ne yapıyorsun? Oğlum sen koş azıcık Ayşegül ablana yardım et bakayım hadi. Uf ya. Poyraz, tostuna salça ister misin? Olur, sağ ol.
İyi misin? Aa, iyiyim, iyiyim. Yok bir şey. Thank you.